Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'mızda Pakistanlı mücahitler, Pakistan'ın evlatları İngiliz sömürgesinde oldukları halde en zor günümüzde ve zor şartlar altında Osmanlı'ya defalarca yardım gönderdiler. Ne yaptılar biliyor musunuz? Uzunca çarşafları böyle yol boyunca açtılar. Ana caddelerde herkes elinde, kolunda, cebinde, sandığında, yastık altında ne varsa çıkardı, tek tek çarşafa attı. Genç kızlar sandıklardan çeyizlerini koydu. Parası olan parası, yüzüğü olan yüzüğü, küpesi olan küpesini attı. Altın, ziynet, kimin elinde ne varsa topladılar, Osmanlı'ya yardım olarak gönderdiler. Abartmıyorum, inanın, hiçbir şey olmayan evladını sattı, parasını milli mücadeleye yardım için gönderdi gençler. Pakistan'da sel felaketi oldu. Biz millet olarak, ulus olarak yardım etmeye çalıştık. Ama vefasızlığımızı affetsinler, gerektiği kadar biz onlara yardım edemedik. Bu benim kendi şeyim. Yani vicdani şeyimi söylüyorum. Arkadaşlar, bugün Türkiye'nin ne zaman başı sıkışsa bize ilk elini uzatan Pakistan'dır. Bak şunu söyleyeyim gençler. Pakistan diye bir millet yoktur. Öyle bir ırk yoktur. Pak ne demek? Temiz. Temiz demek. İstan devlet demek. İngiliz'in pis sömürgesinden temizlenip, arınıp pak devlet, temiz devlet kurmuşlardır. Ve bayrağı ay yıldızdır. Bizimkiyle birebir aynıdır. Yeşil beyaz, bizimki de kırmızı beyaz. Bayrak kardeşliğimiz de var arkadaşlar. Tamam. Biz Pakistan'a çok şey borçluyuz. Bugün eyvallah. Bugün şurada Sayın Büyükelçimle şu huzurlu ortamda sohbet ediyorsak, bu güzellikleri sizinle paylaşıyorsak, bizim ferahımız, rahatımız, refahımız varsa Pakistanlı kardeşlerimizin bunda çok büyük emeği var arkadaşlar. Bunu da böyle bir tarihi an olsun diye paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun.